Fatih Çekirge, inanamıyorum, hiç ahlaki değil. Emine Erdoğan sosyal medyada saldırıya dönüşen iddialara cevap verdi. Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sormak istiyordum. Çevre Ajansı üzerinden kıyılardaki ticari düzenlemeler kendisine bağlandı iddialarını. Baştan söyleyeyim hiç inanmamıştım. Ama sosyal medya öylesine acımasız ki, benzeri bir yalandan, benzeri bir itibar suikastından 2 yıldır kurtulmaya çalışan birisi olarak, bu konuyu ayrıca yazacağım, merak ediyordum. Acaba Emine Hanım ne düşünüyordu? Dahası insanız, duygularımız var. O yüzden neler hissettiğini kendi ağzından duymak istiyordum. Fırsat çok anlamlı bir törende çıktı. Aslında bu iddiaları tekzip eden bir ödül töreniydi bu. Dünya Bankası'nca ilk kez verilen iklim ve kalkınma liderlik ödülü. Evet, Dünya Bankası sıfır atık projesindeki liderliği için Emine Erdoğan'a ödül verme kararı almıştı. Ve Perşembe günü ben de Ankara'daki bu törendeydim. Külliyenin bahçesinde sade ama anlamlı bir tören. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Agusti Kume ödülü vermek için oradaydı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı temsilcisi Parvati Ramaswamy oradaydı. Biraz sohbet ettik. Dikkat ettim, Direktör Kume öyle törensel bir üslupla değil, gerçekten duygularıyla konuşuyordu. Emine Erdoğan'ın öncülük edip desteklediği sıfır atık projesini yürekten övüyordu. Kume'den dinlediklerimin özeti şuydu. Bu bir protokol ödülü değildi, tam tersine yaşayan, hayatın içinden gelen ve topluma mal olan bir projenin dünya çapında takdiriydi. Çevre Ajansı meselesi. Şimdi yazımın başındaki soruya geliyorum. Önce iddialar. Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek, kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı. Tören sonrasında Emine Hanım'la sohbet ediyoruz. Böylesine önemli bir ödülü aldığı için çok mutlu ama ben yine de soruyorum. Hanımefendi, ödül için kutluyorum ama biliyorsunuz bir süredir bazı iddialar ve saldırılar var. Malum Türkiye Çevre Ajansı. Emine Hanım bir an duruyor, derin bir nefes alıyor ve şöyle diyor. Vallahi inanamıyorum. Bunları ortaya atanlara inanamıyorum. Nasıl bir şeydir bu? Sonra yapılanın ahlaksızlık olduğunu hakaret etmeden anlatıyor. Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler? Kurulan ajans devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum, sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum. İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik, kararlar alındı. Birileri değişmiyor. Ne garip, bir tarafta çevre için yaptıkları nedeniyle dünya çapında bir ödül, diğer tarafta böyle yalan suçlamalar. Emine Hanım'ın bu durumla da ilgili bir tespiti var. Biliyorum bir kesim var, bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar, değişmiyorlar. Evet, Ankara'da Dünya Bankası'nın dünyada ilk kez verdiği İklim, Kalkınma ve Liderlik Ödülü'nde Emine Erdoğan'la yaptığımız sohbetin özeti böyle. Ben yine yazıyı Dünya Bankası Türkiye Direktörü'nün şu sözleriyle bitireyim. Sayın hanımefendi, 2019'da sizin öncülüğünüzde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nde iklim değişikliğine olan bağlılığınızı ve doğa sevginizi ilk elden görebildim. Siz gerçek bir iklim şampiyonusunuz. Ve sonuç. Ödül töreninde gördüm ki, sıfır atık projesi yalnızca bir proje değildir. Dahası bu proje kelimesi onu tam anlatmıyor. Amaç sıfır atık duygusunun yerleştirilmesidir. O yüzden ben bu çalışmayı daha çok sıfır atık ahlakı diyorum. Çevre Bakanı kurum, rahat olsunlar, o gemiye onları da çağırırız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrar ediyor, 600 ton asbest taşıyan gemi Ali Ağa'ya geliyor. Oysa Çevre Bakanı Murat Kurum bir önceki sohbetimizde resmen açıklamıştı. 9.6 ton asbest var, ayrıca bizim izin vermemizden önce uluslararası kurallar var. Başkan Soyer dün yine ısrarla devam etti, ben de ödül töreninde rastladığım bakan kuruma tekrar sordum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 600 ton asbest var diye ısrar ediyor. Bakan kurum daha önceki soruma cevap verirken yaptığı gibi yine güldü. Tekrar söylüyorum, 9.6 ton asbest var. Uluslararası kurallar var. Ama gemi geldiğinde gazetecileri ve ilgilileri çağırırız. İşte yine söylüyorum, çevreye ve insanımıza zararlı hiçbir şeye izin vermeyiz.
Bakalım gemi geldiğinde Başkan Soyer gemiye bakmak isteyecek mi? Fatih Çekirge, Hürriyet. Mahmut Öğür. Türkiye demokrasi ve otokrasi arasına mı sıkıştı? Batı medyası sık sık Türkiye'nin savunma sanayi alanında küresel oyuncu olduğunu yazıyor. Oysa Türkiye sadece savunma sanayinde değil, daha önemlisi dünya barışı ve küresel iklim değişikliği konularında da çok etkili ve dünyaya nefes aldıran bir oyuncu. Rusya-Ukrayna savaşından göçmen meselesine, pandemi döneminde yaptıklarından Afrika'nın yoksul ülkelerini desteklemeye kadar nereye bakarsanız bakın Türkiye var. NATO zirvesinde de, Rusya ve İran'la toplantıda da Türkiye. Birileri Türkiye demokrasi ile otokrasi arasında bu rolü daha fazla götüremez diye sevinç çığlıkları atsa da hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü dünyanın, Türkiye'nin farklı sesine ihtiyacı var. Bunun için sadece Ankara ve İstanbul'da yapılan iki toplantıya bakmak yeterli. Dün İstanbul Dolmabahçe'de günlerdir dünyanın beklediği tahıl koridoru meselesine son nokta kondu. Türkiye, Birleşmiş Milletler gözetiminde Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirerek dünyanın rahat nefes almasını sağladı. Ankara'daki ikinci toplantı ise iklim değişikliği gibi yine dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren önemli ve umut verici bir toplantıydı. O toplantıda Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Dünya Bankası'nca İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü verildi. Erdoğan'a sıfır atık projesi ve iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası'nın ilk kez verdiği bir ödüldü. Bu da Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda da ön aldığını ve öncü bir rol oynadığını gösteriyor. Toplantıda Dünya Bankası'na teşekkür eden Emine Erdoğan şöyle diyordu. Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğa severler adına kabul ediyorum. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. Emine Erdoğan, Dünya Bankası grubunun Türkiye için hazırladığı ve bu alanda bankanın ilk raporu olan Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma raporunu da memnuniyetle karşıladıklarını söylüyor ve Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine dikkat çekerek şöyle diyordu. Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların çok önemli bir mesajı var. O da ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerini artırırken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edilebileceği gerçeğidir. Türkiye'nin yürüttüğü çevre hassasiyetine Dünya Bankası'nın büyük önem vermesi gözlerden kaçmadı. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tonokume, Emine Erdoğan'a ödülünü verirken, "Siz gerçek bir iklim şampiyonusunuz" diyor ve iklim değişikliği alanında Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çekiyordu. "Bugün sizlerle bir araya gelmek benim için bir ayrıcalık. Dünya Bankası bu etkinlikte Türkiye'de iklim değişikliği ve kalkınma arasında köprü kurulması noktasında müstesna liderliğinizden ötürü size takdirlerini iletmek ister. Sizin desteğinizle Türkiye, iklim eylemini artık ekonomik büyüme ve sosyal refah için ulusal stratejisinin merkezine yerleştiriyor. İklim konusundaki liderliğiniz, Türk halkının gelecek nesilleri için tohumlar ekiyor ve tüm dünyada da örnek oluyor." Dünya Bankası'nın gördüğünü acaba bir gün her konuda fikir beyan eden çevre örgütleri ve çevre hassasiyeti yüksek sanatçılar da görecek mi? Mahmut Öğür, Sabah. Mehmet Barlas, Dünya Gıda Krizinin Çözümü ve Erdoğan'ın Arabuluculuğu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aylardır dünyanın beklediği olayı nihayet gerçekleştirdi. Dünyanın gözü dün İstanbul'daydı ve tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok büyük bir gıda krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde önlenmiş oldu. Erdoğan dün Dolmabahçe'deki başkanlık ofisinde yaptığı konuşmada, "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin savaştan beri imza attıkları tek ortak metin bu. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Anlamı şu, dünyayı doyuracak koridorun açılması için tarihi bir adım atılmış oldu. Türkiye'nin gücü ve Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi olmasaydı dünya yıllarca kıtlık ve tahıl krizini konuşmaya devam ederdi. Nitekim imza töreninde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu anlaşma Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımları sayesinde oldu" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ağzından bu sözleri duymak, Türk dış politikasının ne kadar doğru yolda ilerlediğini bir kez daha gösterdi.
Sadece Guterres değil, dünya basını da Türkiye'nin bu diplomasi başarısından övgüyle bahsetti. Aylardır 2023 seçimlerinin öneminden ve Türkiye'nin istikrarından bahsediyoruz. Bu önem her geçen gün daha da artıyor. Altılı masa bunu görmese de toplum görüyor. Almanya'nın başına taş düştü. Öte yandan Rusya'nın doğalgaz boru hattını yeniden hizmete sokması özellikle Almanya'ya derin bir nefes aldırdı. Macaristan da Rusya ile asla bir anlaşmazlığa girmeyeceğini deklare etti. Bazı Avrupa devletleri Ukrayna'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçeceklerini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Gaz alamazsak Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız" diyerek bir itirafta bulundu. Bu itiraf herkese "Almanların başına taş mı düştü?" dedirtti. Galiba Avrupalılar Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya'yı durduramadığını ama savaşın uzamasına sebep olduğunu yavaş yavaş idrak ediyor. Bütün dünyayı batırıp krize soktuktan sonra geç gelen bir idrak ama yine de hiç yoktan iyidir. Amerika artık cazip değil. Dünya tersine dönüyor. Şimdiye kadar dünyanın dört bir yanından bunalmış, yeni fırsatlar arayan insanların Amerika'ya göç etmeleri büyük bir rüyaydı. İçinde bulunduğumuz dönemde ilk kez Amerika'dan başka ülkelere göç hız kazandı. Amerika'da artan yaşam maliyetleri ve ülkedeki siyasi belirsizlik insanları Avrupa ülkelerine yönlendiriyor. Küçük Avrupa şehirleri Amerikalı gençlerin gözdesi olmuş durumda. Mehmet Barlas, Sabah.